Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere berrak melek balığı akvaryumumdan bahsedeceğim. Hem melek balığı akvaryumunun temizliğini, genel olarak bakımını nasıl yaptığımdan hem de bu akvaryumu nasıl bu şekilde berrak olarak tuttuğumdan bahsedeceğim. Öncelikle görmüş olduğunuz gibi yaklaşık 100 litrelik, 120 litre arasında bir akvaryum. Bu Eurostar Akdeniz 600 akvaryumu zaten. Daha önce de bunun kurulumunu yaparken videosunu paylaşmıştım. Tabii burada baktığınızda sanki akvaryumda su hiç yokmuş gibi görünüyor. Oldukça berrak bir akvaryum. Genel olarak herkesin en büyük sorunu akvaryumda ışığı açtığında güzel bir görüntüyle karşılaşmamak oluyor. Bu HD görüntüyü yakalamak için suyun berraklığı çok önemli. Tabii akvaryuma yansıttığınız ledlerin, ışıkların burada farkı da öne çıkıyor. Yani pembe bir akvaryum ışığı açtığınız zaman o da oldukça akvaryumu flu gibi gösterecektir. Özellikle bu floresanlar için söylüyorum, Grolux ve benzeri. Ancak bu benim akvaryumda zaten akvaryumdan hazır gelen ledler var. O şekilde bir aydınlatma var. Çoğunluğu beyaz led, aralarda da mavi ledler var. Bu yüzden gayet güzel bir berraklık da oluşuyor ışıktan dolayı. Görmüş olduğunuz gibi oksijen hava taneleri bile gayet net bir şekilde görünüyor. Aydınlatmayı geçtikten sonra bu bize aslında genel bir görüntü sağlıyor. Bitki kullanımı var. Ben melek balığı akvaryumumda Anubias bitkisini kullanıyorum. Aslında biraz daha karanlık bölgelerde durması gerekiyor. Bu kadar orta alanda durmaması gerekiyor ki çok ışığı seven bir bitki değil. Genelde bitki akvaryum tank kurulumlarında en kenar köşeye koyulur ki fazla ışık almasın. Işık verirseniz zaten sarardığını görürsünüz. O yüzden ışık kullanmamakta fayda var. Ben sadece yemlemeler dışında ara sıra açıyorum. Yani genel bir aydınlatma vermiyorum. Bunları normal köklere bağlamıştım zaten. Bitkilerin faydası da berrak akvaryum için sudaki maddeleri, kimyasal maddeleri kullanmalarıdır. Zaten bu çok bilinen bir durum. Balıklar zararlı madde üretir. Bu zararlı maddelerin fazlalığı balığa zarardır. Ancak bitkiye yararlıdır. Bunun da tabii çok aşırı durumlarda olması, yani gübreleme vesaire, bitkide mutlaka farklı deformasyonlara sebep olacaktır. Ancak bitkiler akvaryumda bulunması gereken önemli bir unsurdur. Tabii ki de burada canlı bitkiden bahsediyorum. Yapay bitki kullandığınız zaman da o yapay bitkilerin üzerinde yararlı bakteriler tutunuyor. Ancak yapay bitki kullanımında çok doğru seçmeniz gerekiyor ki herhangi bir salınım yapmasın. Eğer bitki, gübre, aydınlatma vesaire bu tarz şeylere girmek istemiyorsanız en garantisi Anubias alıp akvaryumunuza koymak olacaktır. Ne gübre, ne karbondioksit, ne de aydınlatma, hiçbirini istemez. Gayet de hoş bir görüntü oluşturur. Bunun dışında tabii ki de bitkiyle beraber hem kum hem de zemindeki taşlar yararlı bakteri tutumuna destek verdikleri için otomatikman da bu bakterilerin çokluğu, yararlı bakterilerin çokluğu suyun daha çok temizlendiği anlamına geldiği için akvaryumun berraklığını sağlamaktadırlar. Benim bu akvaryumda yaklaşık 15 kilo civarı zeminde, 10 kilo civarı diyeyim daha doğrusu, zeminde siliskum bulunuyor. Deniz kenarından toplayıp kaynattığım taşlar var, beyaz taşlar. Üzerlerinde kökler ve bu köklerin üzerine misina ile bağladığım anubiaslar var. Zemindeki döngü bu şekilde oluşuyor. Daha önceleri bahsettiğim lav kırığını burada kullanmıyorum. Çünkü her akvaryumda lav kırığı kullanmaktan da bıktım açıkçası. Yani sadece lav kırığı iyi bir yöntem olabilir berrak akvaryum için. Ama sürekli onu kullanmaya gerek yok. Berrak akvaryumu sağlarken birçok farklı yöntem de mevcut. Bunların dışında yine zaten size bahsettiğim, daha önceleri defalarca videolarımda da söylediğim elyaf yöntemi. Elyaf yöntemini ne kadar kullanırsanız o kadar
akvaryumunuz daha berrak olacaktır. Elyafta şöyle bir durum var. Tabi iç filtrenizin ya da dış filtrenizin içine bunu yerleştirebilirsiniz. Ancak mekanik bir filtrasyon sağlamaktadır temel olarak. Uzun süre elyafı değiştirmezseniz tabii ki de biyolojik döngüde neden olacaktır. Ancak işlevini de yitireceği için bu sefer mekanik filtrasyonu sağlayamıyor. Bu sebeple biyolojik kısmı biyotoplarla ya da süngerlerle sağlayıp şu anda videoda gördüğünüz gibi ben akvaryumun şelale tepe filtre var. Bu tepe filtreden bu şekilde bir düzenleme yaptım. Su en baştan geçiyor. Bu süngerlerin içinden, bunlar BioLife süngerler. İnternetten 3-4 liraya sipariş edebilirsiniz. 5-6 lira civarında da satanlar var. Ya da araba süngerinden kendiniz de yapabilirsiniz. Ama düzgün kesmek önemli. İçlerine de biyotopları, biyobolları ya da seramik halkaları koyabilirsiniz. Bu biyolojik kısmı sağlıyor. Zemine de elyaf koyduğunuz zaman en küçük partiküller bile buraya takılıyor. Ve suda başıboş gezmiyor. Bu sayede de berrak akvaryumu sağlamış oluyorsunuz. Ben Melek Balığı Akvaryum'da da bu sistemi kullanıyorum. Her ne kadar sadece sünger koysanız da belirli bir zaman sonra biyolojik döngüyle suyun berraklığı sağlanacak olsa dahi siz elyafla ne kadar çok filtrasyon yaparsanız, elyafın içinden ne kadar çok su geçirirseniz o kadar küçük partikülleri tutacak ve o sayede de akvaryumunuzun berraklığı sağlanacaktır. Bunun dışında Melek Balığı Akvaryumu'nun bakımı nasıl yapacağımı, nasıl yaptığımdan bahsedecek olursak, haftalık %20 su değişimi yapıyorum. Ara sıra da bu haftalık rutinin dışında hafta içi dip çekimi yapıyorum. Çektiğim kadar da suyu akvaryuma geri ekliyorum. Ayda bir de akvaryumun camlarını iyice bir siliyorum süngerle. Zemindeki kumu birazcık dalgalandırıyorum havalansın ve pislikler iyice filtreye karışsın diye. Eğer şayet çok bir kararma olursa da tepe filtredeki elyafı değiştiriyorum. Bu kadar basit bir rutini var. Herhangi ekstra bir katkı ya da kimyasal da kullanmıyorum. Bakım ve berraklığını sağlama bu şekilde. Sizlerle hem bu Melek Balığı Akvaryumu paylaşmak istedim. Hem de bunun nasıl sürdürdüğümü, nasıl baktığımı, nasıl bu görüntüyü oluşacak berraklığı sağladığımı sizlere anlatmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olarak ve videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. Mümkün olduğunca yorumlarınıza yanıt vermeye çalışıyorum. Yorumlar kısmında zaten görüşmek üzere. Herkese iyi hafta sonları, iyi hobiler.